Merhaba arkadaşlar. Bugün Kuluçkaya Kuzaki 15. günümüz. Kaz yumurtalarının 4 kontrolünü yapacağız. İnşallah bakalım nasıl. Evet, şöyle bir hareket var mı? Allah Allah. Yani varmış, ölmüş gibi gözüküyor. Hareket ediyor çünkü. Yani nasıl olduysa, Allah Allah. Bir daha bakalım. Yani insan kırsam da bu sefer de bir şey varsa diye korkuyorum. Evet. Şurasından bir şeyler var gibi ama neyse. Bu şüpheli. Bunu ayıralım. Evet. Böyle tam boş bir farkını görmek için. He, bakın o boşmuş. Şimdi bu ikisi bunu getirince daha net anladım. Evet. Bakın. Hareketi görebiliyor musunuz? Şöyle tutarsam belki görürsünüz. Kameraya ben görüyorum ama kamerada gözüküyor mu onu bilmiyorum. Maşallah. Evet, şöyle yapınca. Vay be. Evet. Demek ki o ilk şey gerçekten boşmuş. Yani döllenmiş ya da döllenmiş. Nasılsa artık. Şimdi bu daha değişik. Bu daha değişik bir şekil. Dönsüz bence. Çünkü içeride hiçbir gelişim şeyi gözükmüyor. Yani. Evet, bunu dönsüz diye ayırıyorum. Ha bir de işin garibi. Bunlar çalışan, dönen, sürekli dönme hareketi yapan bozulmayan tablamızın kazları, kaz yumurtaları. Ama bunun bu şeyle alakası yok. Evet. Şimdi kendi bizzat elimizle çevirdiğimiz yumurtalara geçtik. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım. Baştan besmele çekmek lazım. Sanki bunlar ışınlıyor. Allah Allah. Bunlar bir... Evet. Ne diyorsunuz? Var mı? Çok parlıyor be. Varmış da sanki şey olmuş gibi. Neyse dur bakayım. Bu dönsüz ya. Şöyle çevirelim. Haydi bakalım kardeş. Yani bu kadar aydınlık olmamalı. Şimdi diğerlerine baktığımız zaman değil mi? Evet. Bu ilk şeyimiz. Evet. Heh. Bakın maşallah. Hareket bu işte. Burada hareket var. Nerede hareket? Orada hareket. Evet, elhamdülillah. Oy. İnsan öyle hareketli şey görünce mutlu oluyor. Diğeri kesin. Yani bunu gördükten sonra ya bu nasıl bir şeymiş ya? Enteresan. Bak şurası, şuraya baktığınız zaman sanki siyah nokta döllenmiş de şey olmuş gibi döl gelişememiş gibi. Şunu kıracağım. Bunu ayırıyorum. Özellikle ayırdım. Bunu kırıp size de göstermek istiyorum inşallah. Şimdi eksikleri pazar günü koyacağım. Çünkü pazar günü tavuk yumurtalarını da hayda bunlar da sıkıntı var ya.
Allah Allah. Vallahi billahi. Şöyle şey olmuş, yapışmış kalmış. Bu da boş. Pazar günü tavukları çıkım sepetine alacağım için o zaman bütün alanı doldurmuş olayım. Yani boşuna iki kere. Bu nasıl bir durumda? Evet. Bu da hareketi görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Evet, elhamdülillah. Çok şükür. İkinci bir canlıyı bulduk. Şu an kaçta kaç? 5'te 2. 5 yumurtadan, yani ikinci şeydeki 5 yumurtadan 2. Buna bakalım. Damarlar gözüküyor. Hareket var mı? Ona bakalım. Neyse, şimdilik bu dursun. Çünkü burada şey var. En azından damarlar çalışıyor. Damarları net görebiliyoruz. Şimdi şu vatandaş, evet, burada da gözüküyor damarları. Hareket var mı? Hareket de var. Elhamdülillah. Çok şükür. Hareket de var. İyi. İyi be. Şu ana kadar 5 dörlü yumurtamız çıktı. Zaten şöyle dörlü mü dörsüz mü yemek için şansımız yok. Bu dışarıda kalmış. Ben onu öylesine koydum. Eksiye düşmüştü. İlk yumurtladığı yumurta, küçük dişinin. O da dışarıda zaten ampul gibi parlıyor. Değil mi? Parlıyor. Evet. Lan beni de şüpheye düşürüyorsun ha. Burada düş. Allah Allah. Yok. Düşmeye gerek yok. Çünkü bakın hiç şüpheye düşecek bir durum yok. Şöyle. Tamam. Bu dönsüz. Ay ay. Evet. Bu da aynı. Yani şu ortada şey olmuş. Dörlüğü düzü şey mi oldu? Oluşmadı mı? Anlayamadım. Yani şuradaki vatandaşla aynı konuma sahip. Şöyle tutarsak da bir şey sanki şu tarafa çökmüş gibi. Ya da vardı da yapıştı mı? Neyse bu da dursun bakalım. Evet. Şimdiye kadar başarısız bir şey mi diyelim? Yok be. Evet. Bir hareket de buradalar arkadaşlar. Elhamdülillah. Bak böyle çok net belli oluyor. Maşallah. Vay be. İnşallah. Bunlar çıkarsa salim. Evet. Şimdi bunu da buraya koyduk. Sen de gel lan buraya. Motorun orada durma. Evet. Gözüküyor mu? Ben damarları görüyorum. Hareket var mı diyelim. Damarlar da hareketi göremedim ya. İnşallah ölmemiştir.
Şöyle bakalım. Sanki değişememiş gitmiş gibi ama tutuyorum arkadaşlar. Dursun bakalım. Ya nasip. Bu da öyle damarlar var. Ama civcivde hareket yok. Yok var. Var mı yok mu? Neyse, bu da dursun. Ne oldu şimdi? Şöyle şüpheliler de var ama şöyle 7 şunu da yapalım. Ben kamerayı gösterdiğimi sanıyorum. Kamerayı değil de ışığı tutuyorum sadece. Şu an 8 tane 7 burada, bir tane burada. 8 yumurta var gözüküyor. Madem öyle şu arkadaşı da buraya alalım. Öyle mi? Bunu da buraya alayım. Bundan sonra bundan otomatik görsün lan. Niye böyle? Ya bu elle çevirdiğime büyükler uyum da. Nasıl olsa rahat dönmesi adına ödükleri de yapmayalım. Hı. Tamam. Şimdilik bunu hallettik. Şimdilik nereye kıralım? Yumurta kıracağız ama yumurta kıracak kap yok ya. Alayım bir. Evet arkadaşlar. Önce bir sıcaklığa bakayım da. Çok soğursa ana şeyi unuttuklar. Oo, 27 küsur olmuş. Vallahi neyi unuttum? Suyun için sıkacağım suyu çıkarmayı unuttum. Fıtsız yaptığımız suyu çıkarmayı unutmuşuz. Neyse şimdi ona da soğuk su katarız. Hızlıca soğuturuz. Ne yapacaksın? Başka türlü olmaz. Evet. Evet arkadaşlar hızlıca şunu durdurayım da video çekimini şunları koyduktan sonra. Evet, yumurtayı koyduk arkadaşlar. Şimdi aman bunda ne kabuk varmış lan. Hani zar kabuk demişim. Gerçekten oh. Neyse yani öyle daha pis kokan bir şey yok. Görüyorsunuz. Herhangi bir oluşum var mı? Yine yok. Yani bu oluşmuyor arkadaşlar. Yani demek ki isabetli bir şey yapmışız. Asıl diğerleri tabii o şeyler nasıl acaba? Neyse ben bunları haşlayayım. Şeylere yedireyim ya. Değil mi? Tavuklara, şeylere böyle kırarak harcamayalım. Şimdi bunu kediye veririz. Durum bu. Şöyle daha net görelim. Sıkıntı yok. Yani bu dörtülmüş. Şurada ışık tutarsam daha net belli olur. Dönler yok. Tamam. İyi akşamlar. İyi günler arkadaşlar.